Merhaba arkadaşlar ben Jülde Saraç ee, kuantum Düşünce Tekniği Eğitmeniyim ee, Bugün sizinle Kendimizle ilgili ve kendimizi keşfetmemizle ilgili Bir kurallar bütününden bahsedeceğim Neymiş bu kurallar? Ee, yaşamımızda aslında dört tane Uymamız gereken Kendimizle anlaşma yapmamız gereken Altın kurallar var Birinci kural söylemiş olduğumuz her kelimenin ağzınızdan çıkarken dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili. Yani kelimelerimizin hepsini özenle seçmeliyiz aslında. Kelimelerin hepsi özenle seçildikten sonra yaşamımızda ve hiçbir yerde hiçbir sorun yaşamayız aslında. Değil mi? Kural 1. Ağzımızdan çıkan her kelimeye ve her sözcüğe her yerde dikkat etmemiz gerektiği. Kural 2. Size söylenilen hiçbir şeyi hangi ortamda bulunursanız bulunun, nerede bulunursanız bulunun, hiçbir, hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bazen söylenilen kelimeler karşısında siz olmadık tepkiler verebilirsiniz ve farklı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bazı davranışlar kişisel değildir, bazı sözler de kişisel değildir. O yüzden bazı şeyleri kişisel olarak algılanmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Üçüncü kuralımız. Varsayımlarda, zanlarda ve insanlarla ilgili, durumlarla ilgili kendi zihnimizde farklı senaryolar yazmamızla, yazmamamızla ilgili bir kural bu. Yani karşımızdaki insanlarla ilgili hiçbir zaman zanlar yaratıp, zanlarda bulunmamalıyız. Dördüncü kural ve en önemli kurallardan birincisi. Sıralamada dördüncü sırada olabilir ama en önemlisi birinci sırada olması gerektiği aslında. Yapabildiğinizin en iyisini yapmanız. Elinizden gelen her ne varsa, her ne yapabiliyorsanız bunun en iyisini siz yapabilirsiniz. Biz içsel olarak, potansiyel olarak her güce sahibiz ve her şeyi yapabiliriz. O yüzden kendimizle ilgili şimdi şu andan itibaren söylemiş olduğum anlaşma kurallarımızı hayatımıza geçirmeye niyet edelim. Ve her birini hayatımıza geçirip uygulamaya başladıkça hayatımızın daha kolay olduğunu göreceğiz ve daha kolaylaşmaya başladığını ve kişilerin de yaşandığımızın da durumların da duyguların da bu şekilde değişiklikler gösterdiğini hepsini hayatımıza tecrübe edip farkına varacağız. Bununla ilgili size önerebilecek olduğum bir kitap var. Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma kitabı. Orada bu anlatmış olduğum e, uygulamaların yani bu dört kuralın e, nasıl yapıldığı ve neler olduğu ile ilgili farklı şeyler anlatıyor. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. E, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, bugün farklı bir video çekeyim istedim. Diğer videolarımı izlediğinizde biliyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve sevgiyle kalın mutlulukla ve huzurla kalın. Hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın.